Herkese merhaba arkadaşlar, herkese günaydın, herkese selam göndereyim, videomuza başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere balkonuma geldim. Arkadaşlar artık öteledik, bunun kaçarı göçeri yok, bu akvaryumu yapmaya çalışacağız. Umarım güzel, eğlenceli bir akvaryum çıkar. Arkadaşlar taşlarım şurada, birazdan onları kaynar suda yıkayacağım. Mahvedeceğim akvaryum da burada arkadaşlar. Bunu maalesef mahvedeceğim eminim ki. İnşallah güzel bir şey çıkar ama ümit ediyoruz ki güzel olsun hani. Peki ne yapacağız arkadaşlar bugün? Bu hani yapıyorlar ya, taşlardan, kayalardan, mağaralar falan, şudur budur falan. O tarz bir şey hani hayal ediyoruz. Ha, başarabilecek miyim bilmiyorum ama içinde %30'luk bir ihtimal var. Bayağı yüksek de bir ihtimalimiz. Arkadaşlar o zaman şimdi ben diğer tarafa geçeyim, videomuza başlayalım. Ben de yapmaya başlayayım, hazır 4 saat boşluğum varken bu işle uğraşayım. O zaman siz lütfen like, yorum yaparken ben de o zaman arka tarafa geçeyim. Arkadaşlar öncelikle Morterli'nin size selamı varmış. Özleyenler varmış, öyle duydu kendisi. Şimdi gençler ne yapacağız? Öncelikle şöyle söyleyeyim, şu kovayı bir kaldıralım, şu kovayı bir ayağa kaldıralım. Arkadaşlar taşlarımızı bu kovaya koyacağız, üstüne kaynar suyu basacağız. Bunları mikroplarından arındıracağız. Arkadaşlar ben bu taşları yemin ederim çok zor buldum ya, hani öyle böyle zor bulmadım ya. O kadar çok aradım ki bu tarzda bir taş. En sonunda buldum. Gerçekten çok zor buldum ya. Burada bir adet akvaryum silikonumuz var. Böyle geçsin. Burada arkadaşlar katmanları olan bir taşımız var. Neyinde kullanacağım bilmiyorum ama aldım. Belki bir kısmında kullanırız. Burada bir adet silikon tabancamız var. Mahvolmuş, perişan olmuş bir şekilde. Bir adet mahvedeceğim akvaryumun burada görüyorsunuz. Yalnız içerisi toz olmuş. Beni bu toz öldürür. Gerçekten artık toza hani alerjim var. Bu yüzden muhabbet kuşu besleniyorum zaten. O yüzden ilk önce bir bezle sileceğim onu. Şu tülün orada ne işi var? Kepçenin, onu ben de bilmiyorum. Allah Allah. Bunun burada ne işi var ya? Bunu şuraya koyuyoruz. O zaman arkadaşlar suyu ısıtıp hemen gelelim. Evet arkadaşlar ufak bir değişiklik yaptık. Masayı değiştirdim. Masayı bunu koydum diğerinin yerine. Sebebi de diğeri biraz ufak kaldı. Şimdi şurada bir kaynattığım suyum var. Bir tane de arkadaşlar şeyde kaynatıyorum, siz söyleyin. Çaydanlıkta kaynatıyorum. Bunu şöyle bir ters koyayım, kirlenmesin. Şunu arkadaşlar kovamıza dökelim şimdi. Tabii bunları tek yaptığım için biraz zor olacak bana ama size de şöyle gösterebilirim la herhalde. Vay, yemin ediyorum kafa zehir ya. Da biz o tencereyi şimdi nasıl geri tutacağız onu da ben bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to sırlar dünyası oldu yine burası. Abo, her taraf beyaz beyaz duman oldu. Şimdi taşlarımızı içine atalım. Daha arkadaşlar kaynar su geliyor, onu da söyleyeyim yani. Sadece bu kadar değil. Ben gideyim diğer kısmını getireyim. Arkadaşlar bir de çaydanlıktan kaynattım, getirdim. Bunu da dökelim. Umarım plastiğimize, leğenimize bir zarar gelmez. Kaynar suları döküyoruz ama bilemiyorum onu da hani zarar gelir mi gelmez mi. Pek kalın bir açıkçası leğen de değil. Oo, hatta leğen şu an yanıyor arkadaşlar. Kova şu an yanıyor. Leğen demişim ama vallahi kova şu anda neredeyse yanıyor. Her tarafta zaten buhar oluştu. Şimdi ne yapsak? İlk önce bence bunu bir temizleyelim, tamam mı arkadaşlar? Bunu temiz bir yere dökelim ondan sonra. Bir sonraki taşları da böyle kaynatmaya devam edelim. Şimdi o zaman çaydanlığı ben şöyle bir koyayım. Şu kovayı da şuraya bir alıp bir yere açayım. Size yakından bir göstereyim. Diplerinden böyle buhar mı geliyor, ne geliyor bilmiyorum da yani bayağı bir sıcak suyu yediler kafasına. Yalnız bu elimize gelirse var ya elimizi yakar ha. Şöyle yapayım da. Yalnız var ya şaka maka, şimdi video esnasında böyle aklıma geldi çevirmek. Yalnız çok dehşet temizledi ha. Aynı şey gibi oldu. Siz söyleyin, çamaşır makinesi gibi oldu. Oh Allah ağırdı ha. Vallahi şu an bildiğiniz çamur kokuyor lan. Altına baksanıza, altı görünmüyor şu anda.
Suyun sıcaklığı nasıl lan? Oo, suyun sıcaklığı kaynıyor. Gerçekten sıcak. Keşke bir şey olsaydı da böyle karıştırabilseydik, güzel olurdu ya. Tabii ki de Fransız anahtarı. Fransız mı İngiliz mi ne bilmiyorum da artık. Çok saçma bir taktikti. Gerçekten bunu kullanmayın. Ben kullandım, bir halta yaramadı. O zaman ben şunu bir dökeyim geleyim arkadaşlar. Bir bakalım. Taşlarımız ne durumda? Ben bir temizleyeyim bu kovayı, hemen geliyorum. Arkadaşlar, poşetteki taşlarımı buraya koydum. Kovadaki birinci partiyi de buraya koydum. Bunları gayet güzel bir şekilde yıkadım, dezenfekte ettim. Şimdi de buraya koydum. Yayvan bir yere koyuyorum ki hani bana ihtiyacım olan taşı hani daha rahat bir şekilde görebileyim. Birinci kısmını böyle yaptık, temizledik. Bunlar hazır. Şimdi ikinci kısmını yapıyorum. Bir tencere döktüm, az geldi. Yani su tamamını kapsamadı. Bir de az oldu mu su taşlar dönmüyor. Şimdi bir tencere daha ısıtıyorum, kaynatıyorum. Onu da döküyorum. Ondan sonra arkadaşlar bunu böyle çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Bunu döküyorum arkadaşlar. Ondan sonra normal suyla da 3-4 defa hani yine hani çevir 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 yapıyorum ki bu sefer de o çamuru gitsin. Bu şekilde bir şeyler yapıyoruz. En sonunda geri geleceğim. Taşlarımı bir halledeyim, geri geliyorum. Evet arkadaşlar, başlamak bitirmenin yarısıdır diye bir şey söylemişler. İnşallah doğrudur. Taşlarımızın hepsi tamam. Şurada da bir parça değişik türde taşlarım var arkadaşlar. Onlar da kaynar suya bıraktım. Öyle duruyorlar. Silikonumun kapağını açtım. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar yapacağım, yani ilk önce çalışacağım yerin camını bir temizledim ilk önce. Görüyorsunuz. Gençler, ilk önce yapmayı planladığım şey şu arka tarafını bir komple camla, pardon, taşla döşeyeceğim. Ondan sonra şu kısımda bir şelale hani yapmaya çalışacağım. Şelaleli, mağaralı falan bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama ilk önce düşünüyorum da herhalde akvaryumumuzun şu camını bir kapatmamız lazım. Yani oradan taşla döşersek herhalde daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ki bu akvaryumun arkadaşlar litresi az olduğu için daha güzel olacaktır diye tahmin ediyorum yani. Büyük olsaydı hem dünya taş giderdi, hem su değişimi çok kolay olmazdı. Şimdi su değişimi de çok kolay olur. O zaman ben hemen arkadaşlar ilk önce bir bismillah diyeyim, başlayayım. Birazcık ilerleyeyim, size tekrardan göstereyim. Arkadaşlar yapmaya başladım. Taşlarımı şu anda diziyorum, silikonluyorum. Şu anki durumumuz, vaziyetimiz bu şekilde. Bir de arkadan göstereyim. Arkadaşlar ilk taşları yere şekilde, hani yere olacak şekilde silikonladım. Ondan sonrakilere karar verdim. Cama silikonluya çıkacağım. Çünkü üst üste hani yapmaya, silikonlamaya çalışırsam şöyle devrilme ihtimali olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Tam hani birbirine uyacak taşları da bulamayabilirim. Ha tamam, taş çeşidim çok fazla. Yani şu anda gerçekten mutluyum. Taşım yeterince var. Hatta fazla fazla var. İstediğim bir taş da hani nereye mesela bir taş lazımsa o taşı hani ben buradan bulabiliyorum. Gayet güzel oluyor. Bu yüzden zaten çok fazla bekledik. Yani çok fazla gün taş aradım ben. Ben biraz daha devam edeyim. Ondan sonra size tekrardan göstereyim. Arkadaşlar akvaryumu yan yatırdım. Bu şekilde taşlarımı diziyorum. Sebebi de vallahi ayakta olacak gibi değil. İnsan yoruluyor. Hatta kendime şöyle bir göstereyim size balkonun halini. Şöyle bir çalışma alanı yaptım. Hatta şuradan da bir resim alayım. Taşları da çıksın hatta resim alırken. Evet. Vallahi arkadaşlar durum bu şekilde ilerliyor. Çalışıyoruz. Taşlarımızı diziyoruz. Lakin tahmin ettiğim gibi uzun sürecek. Yani bunu bitirişi hemen bugün bitmez. Mümkün değil. Ama yarın cumartesi. Cumartesi günü benim okulum yok. Pazar günü okulum var. Cumartesi de devam ettiğim zaman daha güzel olacaktır. Ha, keşke bugün burayı tamamlayabilsem, çok güzel olur ama tamamlayamayacak gibiyim. Taşımız yeterince var gibi geliyor ama burası bugün tamamlanmaz aga. Hatta yani bir saat sonra okula gideceğim. Nasıl tamamlanacak onu da bilmiyorum. Neyse ben biraz daha yapayım, ondan sonra geliyorum. Thank you.
Arkadaşlar bir duvar gibi örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi akvaryumun içine silikonluyorum. Herhalde bir saati geçtik. Her birini deniyorum, ona göre koyuyorum. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Arkadaşlar boşluklar var. O boşlukları nasıl halledeceğiz? Onu da şöyle söyleyeyim. Yani tamamen bu boşlukların dolması, şöyle söyleyeyim, burayı bir saatte değil 2 saatte yapsam anca dolar doğralar. Ben de şöyle düşündüm, dedim ki abi ben bu taşları dizeyim mümkün olduğu kadar, en az hani arayla. Ondan sonra arkasına simsiyah bir fon çekeyim. Bu sayede ne olacak? Biz o fonu çektiğimiz zaman arkadaki camlar ya da boşluktan karşı duvarı görmeyeceğiz. Hani mesela şuradaki boşluklardan karşı duvarı görmeyeceğiz. Böyle de güzel bir taktik buldum. İnşallah öyle halledeceğim. Yani arkası simsiyah olacak. Yani simsiyahtan ziyade işte bu öyle bir taştan görüntü olacak. Aralarında boşluk belli olmayacak. Mağaralarımız olacak. Bunun yanında arkadaşlar köprü yapmayı düşünüyorum. İçini bayağı bir dolduracağım arkadaşlar. Yani bu akvaryumun içinde sadece 2 mağara, bir şeyler falan olmayacak. Yani ben mümkün olduğu müddetçe bunun içini ağzına kadar dolduracağım arkadaşlar. Yani bunun içinden büyük ihtimalle balık yakalamak da çok zor olacak. Ama olsun, güzel bir şey yapacağım ben buna. Biraz daha çalışayım, ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar son durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir tarafını taşla kapattım komple. Arkasına da benim hırkamı koydum siyah. Arkasına bir siyah fon yapıştırmayı düşünüyorum ki boşluklardan arka duvar görünmesin. Size de söylediğim gibi. Şimdi ufak taşlarla araları doldurdum gençler. Hani araları fark edebilmek için de böyle bir şey yaptım. Baktım büyük olan araları küçük taşlarla doldurdum. Şimdi içerisine geldi sıra. İçerisini peki ne yapacağız? Arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. Şuraya bir şelale yapacağız, tamam mı? Şuraya şu kata kadar bir şelale dizeceğim, yani bir duvar öreceğim şöyle. Üstünü kapatacağım. Ama herhalde bu üstünü açılıp kapanır yapmam lazım ki hani içine balık falan girerse temizlerken çıkartmam gerekebilir. Bunun için ayrıca bir bakacağım duruma. Belki de kapıyı biraz daha büyük yaparım. Mesela kapıyı böyle yaparsam daha iyi olabilir. Hatta şöyle yapayım. İçerisini ışık tuttuğum zaman görebileyim. Mesela yani ben buradan baktığım zaman içerisini tamamen görürsem çok çok iyi olur. En azından içeride balık var mı yok mu onu ben bilebilirim. Daha gayet mantıklı lan. Şimdi ben de konuşurken buldum bunu. 2 katlı yapacağım arkadaşlar. Bir de yani buraya kadar falan çıkacak. Bir tane de burada yapacağım. Şöyle bir amacım var. 2 tane böyle büyük mağara yapıp delikli delikli. Şuradan bir köprüyle bağlayacağım bunları. Ortadan da bir tane bir şey çıkartmayı düşünüyorum. Bakalım. Birazcık daha ilerleyeyim. Ondan sonra sizlere göstereyim gençler. Valla bayağı güzel gidiyor. Yani tahmin ettiğim gibi gidiyor şu anda. Bakalım. Arkadaşlar şu anda şunu oturtmaya çalışıyorum. Şu şekilde bir kapı olsun diye bir saniye netleştireyim. Yani şöyle yukarıdan baktığınızda daha güzel bir kapı olsun diye şöyle desenleri olan bir taşım var elimde. Bunu kapı yapacağım. Şöyle üstte oturtacağım ama benim taşlarım, duvarım herhalde bunu kaldıramayacak durumda. Bu yüzden arkasına destek yapmaya karar verdim. Şunları alacağım. Şurasına yapıştıracağım tek taş şeklinde. Bunların üzerine oturtturacağım arkadaşlar büyük ağırlığı. Diğer türlü bunu kaldıramaz yani. Bu tek parça büyük bir taş. Nasıl bir taş onu da bilmiyorum ama bu gayet güzel yani. Şurada da şöyle bir tane taşım var gençler. Bunu da şöyle yapmayı düşünüyorum. Kumun içinde şöyle bir taş güzel duracaktır diye ümit ediyorum. Bakalım. Katmanları olan güzel bir taş bu da. Enteresan bir taş yani. Şöyle göstereyim. Ha biraz sivrimiyetleri var ama hiçbir şey olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. İstesem köreltebilirim ama köreltmeyeceğim. Şimdi ben biraz daha devam edeyim. Bakalım neler neler olacak. Vallahi ben de merak ediyorum. Bu duvar bunu taşıyabilecek mi? Şöyle göstereyim yandan. Aslında biraz beklesek silikonları kurutsa daha iyi olabilir. O da var ama bakalım. Evet arkadaşlar, akvaryumumuzun son durumu bu şekilde. Dün kurumaya bırakmıştım silikonunu. Çünkü hani artık çatıyı yapıyorum neredeyse. Bu yüzden yıkılmalar oluyordu. Ben de bayağı bir bastım silikonu. Ondan sonra da beklemeye başladım. Yalnız silikonu çok bastığım yerlerde arkadaşlar bir siyahlık oluşmuş. Acaba su gelince de böyle mi duracak? Şu an pek bir güzel de durmuyor çünkü. Aşırı hani şöyle söyleyeyim. Hani silikonun olduğu yer pek bir hoşuma gitmedi. Ama mecbur yani onun öyle olması. Diğer türlü mümkün değil. Hani az bastığım zaman silikonu tutmuyordu.
Şurada arkadaşlar kapıyı bu şekilde yapmak istedim. Bu katmanlı katmanlı bir taş. Hani siz de şu an fark ediyorsunuzdur. Bence güzel duruyor. Şurası olsun arkadaşlar. Bu da mesela böyle katmanlı katmanlı bir kapı yapmak istedim. Gayet güzel duruyor. Ortaya şöyle bir tane taş düşünüyorum. Arkadaşlar bunu bitkili de yapabiliriz. Bakalım. Bunun daha tam kararını vermedim. Silikonun bir tanesi bitti. Vallahi silikonu bitirdik. Silikon nerede ki? Silikonun bir tanesi bitti. Bugün de kurumaya bıraktım dün akşam. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yalnız hala bir silikon kokusu geliyor. Kapağının açık olmasına rağmen. O ciddi ciddi silikon kokuyor. Ben bunu artık bir bugün bir bırakırım. Bugün de bir kalsın. O silikon kokusu bir gitsin. Yaklaşılacak gibi değil çünkü. Bu arada arkadaşlar bana şeyi sormuşlardı Instagram'dan. İnşallah akvaryum silikonudur. Sıcak silikon değildir falan. Arkadaşlar akvaryum silikonu sıcak silikon değil. Rahat olun. Kalkıp öyle bir hata yapmam yani. Vallahi arkadaşlar şu anda gidişatımız gayet güzel. Şu an ne yapacağım peki? Yani bugün artık ellemeyeceğim buna da. Pazar günü de elleyemem. Pazartesi günü tekrardan devam edeceğim yapmaya. Arkadaşlar şunun üstünü kapatacağım. Bunun da üstünü kapatacağım. Buna bir kat daha çıkacağım. Şelale yapmak gibi bir derdimiz var. Öyle bir planımız var. Bakalım eğer olursa bir şelale arkadaşlar düşünüyoruz. Şelale için biraz daha kafa patlatmam gerekecek. Nasıl olacak, nasıl bitecek tarzında. Bakalım. Bugün o yüzden biraz da ellemeyeceğim. Hani düşüneceğim şelaleyi nereye yapabiliriz. Hani çünkü suyu yukarıdan verecek bir sistem var elimizde. Hani böyle bir imkanım var. Arkadaşım yapmış. Onu ben buraya bir entegre edersem güzel olur. Onu nereye yapabiliriz peki? Onu büyük ihtimalle arkadaşlar şuraya yapabiliriz. Çünkü şu biraz daha büyük olduğu için daha iyi olacaktır. Buna bir kat daha çıkacağım zaten. İçine bir yani üstüne bir ufak mağara daha yapacağım. Ondan sonra peki burada ne besleyeceğim? Arkadaşlar vallahi ne besleyeceğim konusunda kararsızım. Burayı tamamen görsel bir akvaryum olarak da düşünüyorum. Hani yapabiliriz. Nedir işte köpek balığıdır, değişik türlerdir falan vesaire. Köpek balığını büyük tutmazsak, küçük köpek balığı alırsak ne olur? Çeşit koymamız daha iyi olur. Yani daha çok çeşit koyabiliriz. Büyük olursa mesela kavga edebileceği türler olabilir. Bunun dışında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Akvaryumun bak mesela şunu gösteremem de şununkini göstereyim. Arkadaşlar şu tarafını kapatmadım. O tarafını kapatmadım ki akvaryumun o tarafından içerisini görebilelim. Bence gayet güzel olabilir yani. Bu yüzden oralarını kapatmadım. Şu kısımda da öyle. Vallahi gayet güzel. Arka tarafını size acaba gösterebilir miyim akvaryumun? Gösterirsem güzel olur aslında. Bir saniye. Arkadaşlar akvaryumun arka camına bakar mısınız? Silikonlar nasıl görünüyor? Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda vıcık vıcık zehir kokuyor yemin ediyorum. Yani acayip bir dehşet kokusu var. Bu kokunun gerçekten gitmesi lazım. Yani ben bile şu an akvaryumun yanında duramıyorum. Ya çok sıktık ya bir şey oldu ya ama abi nereden baksan tam bir tüp sıktım ya. Bir tüp sıktım daha ne olsun. Tabii ki de kokması normal. Vallahi şöyle bir dokunayım ilk defa dokunuyorum bugün. Taş gibi olmuş. Şu biraz hareket etti ama sert vurdum zaten sonuçta. O vallahi taş gibi tutuyor. O çok da oynamayalım yani. Ama gayet güzel. Gayet güzel. Kapı nasıl duruyor? Şu kapı gerçekten şu çok ağırdı. Hareket bile etmiyor. Çok güzel. Hele bunlar dün zor bela duruyordu. Oo abi burnum yandı lan. Acayip silikon kokuyor. Bu silikonun kokusu işte pazartesiye kadar gitsin arkadaşlar. Pazartesi tekrardan devam edelim yapmaya. Zaten ben biliyordum bu akvaryum hani hemen bitmez. Daha köprü möprü yapacağız. Daha bir sürü işimiz var. Çıtanayım alacağım. Bir saniye şunu bir düzelteyim. Yani velhasıl kelam arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandıralım artık. Dediğim gibi bu akvaryumu bir iki gün bekleteceğim şimdi. Hem taş gibi olsun yani kurusun bakın mesela şurada bir oynadım. Orada bir hissettirdi bana biraz daha kalmalıyız der gibi. Bazı yerleri tamamen kurumuş ama. Vallahi durum bu. Bu akvaryum bir haftaya anca biter. Ama bittiği zaman da bence çok güzel bir şey olacak yani. Ben buna eminim artık. Kesinlikle inanıyorum. Bakalım arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Yani çok güzel bir platform kurmuşuz. Hele şu birkaç gündür yorumları cevaplıyorum. Daha da sık olarak bir şekilde. Ya çok güzel yorumlar alıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yani çok eğlenceli oluyor. Burada beraber bir şeyler paylaşıyoruz. Ben sizin belki de evde yapmak istediklerinizi burada gerçekleştirerek hani sizlere gösteriyorum.
Yani kalkıp da herkes evde bu kadar akvaryum ya da böyle bir şeyler uğraşamaz ama ben size burada göstermeye çalışıyorum. Beraber bunlarla ilgileniyoruz. Güzel oluyor bence. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize güzel bir cumartesi dilerim. Havayı da şöyle göstereyim. Gayet güzel. Serçeler merçeler de aşağıda çiftleşiyor. Vallahi görüyorum ben buradan yakalıyorum bak. Mesela şurada erkek dişi kovalıyor. Bak. Erkek şurada arkadaşlar, dişisi de şurada, vallahi kovalayıp duruyorlar. Bizim ön taraf zaten serçe çiftleşme alanı. Burası serçe alanı arkadaşlar. Burada o kadar çok serçe oluyor ki yazın tahmin bile edemezsiniz. Gerçi geçen sene yaz videolarımdan zaten görmüşsünüzdür büyük ihtimalle de. Hadi arkadaşlar ben kaçıyorum. Görüşürüz. Umarım güzel bir şeyle sonuçlanır bu akvaryum.